Memleketçe olağanüstü günler yaşıyoruz ama bu olağanüstü günler içinde bir mahalle olağanüstü hali yaşadı dersek yeridir. İbadethane üzerinden bir inançta hedef alındı, algısı güçlendi bu tablonun sonunda. Neydi? Günay Özarslan defnedilecekti ve ait olduğu hareket buna sahip çıkmak istiyordu. Valilik izin vermedi. Neden sonra 3. günün sonunda o defin işlemi yapılabildi. Ama bunun ötesinde değerlendireceğimiz şeyler de var. Turgut Öker, HDP İstanbul Milletvekili, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün itibariyle biraz rahatlandı herhalde ama o 3 gün çok zor geçmiştir herhalde. Her şeyden önce aile için, öyle değil mi? Aile içinde cemevinde son 3 gündür mahsur kalan, son 3 gündür gerçekten yani bir bombardıman gibi o gazların muhatap olan insanlar da bizler de yani sabahtan akşama kadar, geç saatlere kadar, sabahlara kadar sanki bir düşman ordusunun karargahı bombalanıyormuşçasına saldırılara maruz kaldık. Benim aklıma gelen şu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü bir açıklama yapmıştı. Öyle yüzü maskeli, kapalı vesaire asla izin verilmeyecek diye. Bundan sonra yok artık diye. Doğru hatırlıyorsam eğer o Cuma günkü açıklamasıydı, evet. Acaba bu durumla bir ilgisi var mı bu sert tutumun? Çünkü ilk kez böyle bir cemevinde 3 gün boyunca bir cenazenin kalkamadığını görüyoruz. Sonra bu tablonun yaşanması son derece üzücü. Yani cemevinde siyaset konuşmazlar aslında. Ben 3 gündür oradayım. Yani cenazenin kaldırılmasına engel olunduktan itibaren 3 gün boyunca cemevinde bulundum. Gerek emniyet müdürüyle olsun, gerek valiyle olsun, gerek diğer yetkililerle görüşmelerde bizzat bulundum. Ve gerçekten sizin sorduğunuz soruyu ben de defalarca sordum. Yani nasıl oluyor? Yani kutsal bir ibadet merkezinde polis oranın bir inanç merkezi olduğunu bir tarafa bırakarak sanki orayı dağıtmak istercesine, yıkmak istercesine, oraya gelen insanlar sanki onlara göre yani düşman gücü gibi bir muamele görüldüm. Yani nefesler alamadık, mahsur kaldık, cemevi yönetimi, aile özellikle yani bir cenaze var, aile kendi cenazesini inancına göre kaldıramıyor. Ve bütün bu görüşmelerden de benim çıkardığım sonuç birebir yani bunun emri öyle vali de değil, emniyet müdürü de değil, İçişleri Bakanı da değil. Doğrudan Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu emir onlara göre yerine getirildi. Kiminle konuşsak bizi aşıyor dediler. Yani bizi aşıyor. Nedir durum? İşte orada birkaç gün önce Suruç'tan gelenlerin cenazesinde işte silahlı insanlar bulunmuş. Fakat cemevinde böyle bir durum yok. Yani gelseler, bir sivil görevli içeriye sokabilseler, durumu içeride yaşasa, ne maskeli insanlar var, ibadet yerinde maskeli insan mı olur? İbadet yerinde silah mı olur? Yani o anlamda gerçekten yani bir akıl tutulması diyeceğim ama yani bu ülkede zaten zalimlik her alanda var. Ve Zannediyorum Suruç cenazesinden sonra ortaya çıkan o tablo üzerine söylemişti Erdoğan bunları. İstanbul polisi de bundan nasibini aldı anladığım yani ama kadarıyla yani bir böyle bir tablo çıktı yani ortaya. bir somut durum üzerinden alınır. Yani siz geçmiş bir olayı esas alarak o şu an uygulanmıyor. Ona uygun bir görüntü yok. Ona uygun yani silahlı insanların cenaze kaldırması gibi bir olay yok. Yani ibadet merkezinde silahlı insanlar mı olur? Yani dünyanın neresinde böyle bir şey görülmüş? Size bir şey sorabilir miyim? Siz de o sataşmanın odağında olan isimlerden biriydiniz Evet, elbette. evet. O Alisiz Evet. Alevi diye bir tanımı var ya Evet. Erdoğan'ın. Bu tanıma karşı ve bu muameleye karşı nasıl tepkiler var? Yani Tayyip Erdoğan nasıl bir Türkiye Yani kendine Gazi'de de göre aynı muamele aynı yapıldı yapılıyor. çünkü. Yani aynı muamele yani ondan bir gün önce Kadıköy'de genç çocuklar okul arkadaşlarını Suruç'ta kaybetmiş ve Suruç'ta katledenlerin arkadaşları eylem yaptılar. Ben aracı oldum polise. Ben gittim dedim ki sadece bir basın toplantısı yapılacak ve dağılınacak ve çocuklar daha basın metnini okumadan 15 yakın çocuk darp edildi. Yerlerde süründürüldü. Elleri yüzleri kan içinde kaldı. Gittim ben polisim dedim.
Yani burada ben ifade edemeyeceğim hakaretlere maruz kaldım. Yani resmen hakaretlere maruz Aleviyim kaldım. Aleviyim dediğinizde. Hayır, milletvekiliyim dedim. Ha, yani milletvekiliyim dediğim halde yani ifade edilmeyecek hakaretlere maruz kaldım. Ne dediler size? Yani hani bunu söyleyemezsiniz yani, şimdi ama. Yani hakaret küfür. Ettiler, küfür ettiler. Defol git küfrü edildim. O anlamda, daha ötesi de var. Siz sadece defol git kısmını evet, tabii yani, bunu söyleyebiliyorsunuz. Siz, yani yumuşatılmış halini söylüyoruz. Yani o anlamda şu an yani öyle bir son bir hafta içerisinde genel gözlemim yani bu ülkede hukuk hukuk kalmadı. Zaten yoktu ama yani şu an ancak diktatörlükle yönetilen, faşizmle yönetilen, şiddetle yönetilen, bütün yani demokrasi ile uzaktan yakından alakası olmayan bir şiddet var. Yani hukuk tanımamazlık var. Arkasından emniyete gidiyoruz. Aynı muameleyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve Cem Emniyet'i 3 gün boyunca gördüğüm gerçekten polislerin dünyasında nasıl bir eğitim aldılarsa, ne hedef gösterildiyse yani orası bir ibadet yeri değil. Sanki düşman karargahı gibi muamele görüldüm. Halen gidin şu an duvarlardaki koku izleri, koku ortadan kalkmış değil. Ve aile çok perişan oldu. Ve bütün aracılığımıza rağmen, yani bütün ikna çabalarımıza rağmen, şimdi düşünüyorum cenaze değil en son, oradan buraya geliyorum ben. Yani o zaman 3 gün Gazi halkı bu zulmü niye yaşadı? Yani 3 gün önce müsaade etmediği şey şu an yine gerçekleşti. İnsanlar kendi flamalarıyla, kendi ritüelleriyle cenazeyi kaldırdılar. O zaman neyi amaçladılar? Yani 3 gün Gazi halkı, esnafı zulüm altında kaldı, baskı altında kaldı. Sanki Lübnan sokakları gibiydi. Resimleri hepiniz görüyorsunuz. Yani nasıl bir Gazi sokakları inşa ettiler. Şimdi burayla nereye vardılar? Ne elde ettiler? Yani sonuçta ne elde edildi? Ben bunu sadece oradaki insanların şey olarak değerlendirmiyorum. Yani belli kesimler otoriterliği hissediyor üzerinde. Yani otoriter bir baskıyı hissediyor. Bugün Başbakanlıktan yapılan açıklamada 1050 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyordu. Bunların arasında ama arkadaşlarımın hesabına göre ve ajanslara göre 22 kadarı IŞİD'li olduğu şüphesiyle gözaltına alınmış. Onun daha çok daha ötesinde rakamlar. Belki bunun üstünde de olsa IŞİD'li olduğu şüphesiyle gözaltına alınanlar. Yani çok büyük bir orantısızlık var yani. Evet. Ne hedefliyor iktidar yani, sizce? Recep Tayyip Erdoğan demek lazım. Yani tamamıyla kendi egemenliğine teslim olmuş. Kendi inancını, kendi dilini, kendi kimliğini, kendi yaşam tarzını terk edecek ve onun istediği insan tipi olacak bir toplum yaratmaya çalışıyor. Yani bir önce sorduğunuz gibi sana ne benim Aleviliği nasıl tanımladığımdan, nasıl hissettiğimden. Yani sen Aleviliğin hakimi misin? Yani ister ben Aleviliği böyle tanımlarım, ister böyle tanımlarım. Yani buna Aleviler karar verir. Cem evinde ibadet nasıl yapacağıma sen ne, hangi hatla müdahale ediyorsun? Yani bu cenazeyi biz hangi ritüelle kaldıracağımız nasıl karar verebiliyorsun sen? Aile, Alevi ve Cem evini tercih etmiş. Vasiyeti var cenaze Cem evinde kaldırılsın diye. Yani o vasiyet ötesinde kime söz söyleme hakkı doğar? Yani kim kalkıp da hangi hakla hayır siz cenazeyi böyle değil de böyle kaldıracaksınız der. Yani bu nasıl bir şey? Hangi çağ bu? Yani o anlamda da bir despotizm var. Yani bir zalimlik var ve insanların... Bir şey, evet, söyleyeyim buyurun. Yani insanların bütün yaşamının her alanla müdahale söz konusu var. Şunu sormak istiyorum. Vekil oldunuz. Ve sizin gibi meclise giren daha birçok arkadaşınız da siyaset yapabilme umudunu taşıyordu. Evet. Şimdi nasıl bir gelecek görüyorsunuz, yakın gelecek? Aynı şey devam ettireceğiz. Yani ben bugün valiyle, yardımcılarıyla görüşmeyle, Alevi kurumlarıyla birlikte gittim. Ben yani ömrümü bugüne kadar Alevilerin özgürlük mücadelesine adamış bir insanım. Yani milletvekilliği benim açımdan bir araç. Onu da hatırlatalım tabii. Dolayısıyla ben sonuna kadar yani bu ülkede bütün Alevi Dernekleri Federasyonu tabii ki, bütün mazlum halkların özgürlüğü için mücadeleyi sürdüreceğiz. Yani parlamento çatısı altında olsun, sokakta olsun. Yani biz de biliyoruz. Halk direnmeden kazanamaz. Yani biz 3 gün boyunca Gazi halkıyla birlikte direnmemiş olsaydık. Yani bu cenazeyi dün gözümüzün önünde kaçırmaya çalıştılar. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir ibadethaneye çevik polisler müdahale ediyor. Gaza boğuyorlar Cem evinin avlusunu ve cenazeyi kaçırmaya çalışıyorlar. Bu nasıl ülke oldu burası? Yani hangi vicdanla siz cenazeyi kaçırabilirsiniz? Ailenin, toplumun ve o cenazenin
dostlarının, yoldaşlarının iradesi dışında siz resmen haydutluk yapıyorsunuz. Zorla, şiddetle gelip cenazeyi kaçırmaya çalışıyorsunuz. Hangi çağda bunu siz yapabiliyorsunuz ve yapmaya yelteniyorsunuz? Yapsanız bile bir sonuç alamazsınız. Bakın, dört gün Gazi halkı büyük bir baskı görmesine rağmen, zulüm yaşamasına rağmen, yani faşizm uygulamasına rağmen sonuçta halkın dediği oldu. Sonuçta halk kazandı. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.